Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Fuardan geldiğimiz için geç başlıyoruz da aslında böyle değil. Akşamı kıldıktan sonra başlıyoruz. Yani bilinsin diye söylüyorum. Kitap fuarındaydık. Lemalar 328, 30. lemanın 5. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil erde ba'de mevtiya. İnne zalike le muhyil mevte ve huve ala külli şeyin kadir. Ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzu sinetum ve la nev. Sadakallahu l'azim. Hayat bahsinden sayfa 330'dan lemalar. Şimdi hayatın tarifi var. Bu hayatın tarifi bayağı uzun. Ben onlardan bir tanesini okuyacağım. 29. Hassası. 29 tane. Hayatın bu meskûr 29 ehemmiyeti, 29 tane tarifi var. Hayatın. 29 tane Kur'an harflerine denk geliyor. 29 tane hassa var, özelliği var. Bunlar da hayatın bu 29 ehemmiyetli ve kıymetli hassalarını ve ulvi ve umumi vazifeleri nazara al. Sonra bak, Muhyi isminin arkasında İsmail'in azametini gör. Hayatın bu azametli hassaları, hayat, izah edeceğim. Hayat denilen bu canlılık değil. Canlılık hayatın bir sıfatıdır. Yeme, içme. Mesela buz, suyun bir sıfatıdır. Kar, suyun bir sıfatıdır. Yok, tamam, istemiyorum. Dolu, buhar, nem, suyun sıfatıdır. Hayatın bir sıfatı da canlılıktır. Üreme gibi. Hayat bu değil yani. Sıfat, mesela buz. Sıfatı derken suyun şu. Buzdan suyu kaldırsanız kimse kalır mı? Bir daha söylüyorum. Buzdan suyu kaldırın. Buzdan suyu kaldırın. Buz kalır mı? Eğer bir şeyden bir şey kalkarsa, tümen yok oluyorsa, o şey cevherdir. Asıldır. Kalkanlar sıfattır. Mesela sen yok olsan sesin de yok olur. Ses sıfattır. Değil mi? Mesela buzdan suyu kaldırırsan, buzdan suyu kaldırırsan buz yok olur. Buhardan suyu kaldırırsan, kardan suyu kaldırırsan bunlar yok olur. Bunlara, kaybolanlara sıfat denilir. Yani örnek çoğalttım ki anlaşılsın diye. Yeme, içme, üreme, canlılık, hareket hayatın sıfatıdır. Kendisi değildir. Hayat hay sıfatına dayanıyor. Peki, daha aslı, Allah var iken, bundan sonra gireceğim. Allah var iken hiçbir şey yok idi. Allah yarattı her şeyi. Arşı, ferşi, feleği, her şeyi. Yani 18 bin alemi Allah yarattı. Ne ile yarattı?
hayat ile yarattı. Taş, toprak, koltuk, asfalt, bunlar hepsini Allah hayatla yaratmış. Malzeme hayat, yaratan sıfat kudret. Karar veren irade, plan çizen ilim. Yani diyeceksiniz ki, ya hayattan taş yaratılır mı? Hatıra geliyor değil mi? Peki, odunu yakın bakalım. Odunun kilosu var. Odunu meydana getirenlerin kilosu var mı? Yani taşı da mı hayattan yaratılmış, hayatsız gibi gözüken taş? Evet. Çünkü hayatın en kesif tecellisi. En kesif yani şu. Buz, gir içeriye, su, gir içeriye, H2O, gir içeriye, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed-i Esma. Aynı yerdeyiz bak. Buz, aynı yerdedir su, aynı yerdedir H2O. Yani bu taşı nasıl hayattan yarattıya söylüyorum. Bak, odunun kilosu var ama o kilosu olan odunu kilosuzdan yapmış. Yaktığınız zaman kalori çıkmıyor mu? Kilo, mesela 10 kilo gelen odunu yakın kaç gram kül çıkar? 100 gram ancak çıkar değil mi? 10 kilo odundan 100 gram kül çıkar. Peki 9 kilo nerede? Kilosu olmayandan nasıl kilo oluyorsa, odunun içi karanlık içerisinde nur nasıl ışıklı saklanıyorsa, Allah da hayattan hayatsızı yaratmış. Yani mesela odunun içerisindeki enerji her yerdedir yaktığımız zaman. Mesela yakınca Fransa'nın neresindedir odun yakınca? Yeri var mı? Yok. Ama yeri olmayan enerjinin, dalga boylarının odunda yeri belirleniyor. Peki hocam, o zaman her şey nurdan mı yaratılıyor yoksa yoktan mı yaratılıyor? Nurdan yaratılıyor. Allah'ın nuru semavati vel ard. Allah sema ve arzı ve içindekilerin nurudur. Ne demek? Buz diyelim. Buz. Buzdan suyu çıkar. Kim kalır? Da doktorum. Buzdan suyu çıkar. Ortada ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Ha. Allah da nurunu çekse mevcudattan hiçbir şey kalmaz. Nurundan. Nurun derken hayat sıfatının nur çıkışından yaratmış. İşte yani bu hayat sıfatından madde nasıl olur? İşte güneş donmuş odundur. Ölü bir damla sudan, kör damla sudan, insan suyundan göz yaratılmıyor mu? Kör sudan, değil mi? İnsan göz yaratılmıyor mu? Peki bu kör değil midir su? Ekmek kör değil midir? Göz yaratılıyor. Annenin karnı karanlık. Karanlık anne karnında kör maddelerden ekmek, fasulye kördür. Karanlık yerde kör maddelerden göz yapılıyor. Kullanılan teknolojiye bak. Peki bizi hayat yarattı da niye anlamıyoruz? Anne karnında ikiz çocuk düşünün. İki tane. Ahmet, Mehmet. Annenin karnında. Ahmet Mehmet'e diyor. Ahmet! Ne oldu Mehmet? Beraberler ya. Biz anne değilmişiz ha. Ne anne lan? Vallahi ben de inanmadım da öyle diyorlar ya. Peki anne karnında olan çocuk annenin cinsiyetini, bedenini, nesebini, kültürünü, inancını, duygularını vesaire özelliğini bilebilir mi? He Yasin? Bilemez. Bilemez. Abi şimdi o dediğini bilemiyor ama şimdi atıyorum sen ufak bir
tartışma yaşıyorsun eşinle. Veya Kur'an-ı Kerim dinlenen ama onu alıyor, hissediyor. İşte onu. Şimdi çocuk o başka. O nasıl oluyor? O başka. Tamam. Şimdi çocuk anneyi bilebilir mi? Anne kanı. Biz de Esma'yı bilemiyoruz. Ha? Biz de Esma'yı bilemiyoruz. Annenin karnında gibi gözükürken annenin organı olduğundan, annenin organıdır çocuk. Onun için duyguları onu etkiliyor. Mesela babaya göre anne çocuğa yakın. Çünkü hepimiz erkeğiz. Çocuk bizdendir deriz ki böyledir. Babadandır ama çocuk anneden değildir. Nedir? Anne bendendir demez. Benim kolum gibi uzantı olarak görür. Çocuk anneyi, anne çocuğunu benden yapılmış çıktı gitti bilmez. Şu kol benden çıktı ama benim değil mi? Anne organ olarak görür onu. Onun için ne yaparsa yapsın, sen koluna şeylik yaparsa, yanlışlık yaparsa kırıp döküyor, beceremiyor. Ne yapıyor? Koluna kızıyor musun Allah'lar için falan diyor musun? Şefkati ondan yani. Evet. Sen kolun sakarlık yaparsa, ayağın çaya demliğe vurduğunda devrilse, lan kesiyorum lan şu ayağı der misin? Niye demesin? Senin uzantın. Ha, anne de çocuk uzantıdır. Organıdır. Kendisinden bilmez. Benden olmuş çıkmıştır. Öyle değil. Benim uzantımdır. Baba benden çıktı gitti bir de. İşte hayattan konuşuyoruz. Her anne böyle mi görüyor abi? Bozulmamış anne böyledir. Çünkü Avrupa'da mesela anneleri böyle görmüyor. Ben. Evet. Çünkü şefkat mukaddestir. Mukaddesli olmayanın şefkati belirli bir döneme ve derecelidir. Şunat-ı Zatiye'de şefkat nasıl tanımlıyor? Şefkat-ı mukaddese. Mukaddese bağlılığıyla şefkat-ı mukaddese olur. Hani imanı varsa kadının, İslamiyeti varsa şefkat mukaddesleşir. Ne olur biliyor musun? Allah kullarına nasıl davranacağını öğrenmek istiyorsan, peygamber ümmetine, anne çocuğuna, şefkat-ı mukaddesesi olan anne çocuğuna davrandığı gibi Allah sana davranacak. Çünkü peygamber Allah'ın timsali rahmeti, misali muhabbetidir. Allah bana nasıl davranacağını merak mı ediyorsun? Peygamberin sana davranışına bak. Peygamber bana nasıl davranacak? İn kuntum tuhibbunallahi fettebiuni yuhibbukumullah. Yani sen peygambere ne kadar ittiba ediyorsan peygamberin davranışı o şekilde olacak. Yani sünnet-i seniye uyma nispetinde peygamberin davranışı odur sana. Peygamberin sana davranışı Allah'ın davranışıdır. Hayata devam. Yani zor geliyor mu yani ben aynı mesele 2-3 tane değişik örnek vermeye çalışıyorum. Peki var hocam, ne kadar ayna olabilirsek bu güzel yönlere o kadar doğru çıkıyor. Evet. Eskiler. Şimdi diyor ki hayatın bu azametli hastaları meyveleri noktasından yani bak Allah koltukları, taşları her şeyi hayattan yaratmış. Malzeme hayat. Yaratan kudret. Subutu sıfat var ya, sem, basar, ilim, irade, kudret, kelam. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. Nereden getirdi bu kayaları, taşları, gezegenleri, ateşi, ateşi, ateşi? Hayattan yarattı. Çünkü ateşin altı ateş değil. Ateş fiziktir. Fizik altı ateş değil. Fizik cansızdır, girmek istemiyordum ama. Fizik cansızdır, taş cansızdır. Ama taş olan fizik, atom, altı canlıdır. Canlı ve hislidir. Atom altına inince, atomdan çıkınca ne oluyor? Kuarklara iniyorsun. Enerjiye dönüşüyor. Adam, karcı bile gavur dedi ki, o cende çarpıştırmada bir baktı ki dini bitirecek derdi. Vallahi atom altına da indik.
eğer ahiret ve Allah denilen bir şey olsaydı onun için yapılmış Abdullah. Bu ne ya? Din seneli asırlardan beri bu insanları meşgul ediyor. Buna bir son verelim dediler arka taraftan. Bir ama öyle bir son vereceğiz ki dünyada istisna fizikçi kalmasın. Bütün fizikçileri getireceğiz. Eğer atomun altına ineceğiz. Gene atomun altına inince sıfır kalırsa, sıfır atom yok oluyorsa hepimiz buradaydık. Hepimiz buraya geldik. Bak atom altı bütün fizikçi yok. Eğer hakikaten Allah'a ve ahirete hafif bir oraya gidici şey varsa, bir işaret varsa, bir varsa, olurdu işte. Ha biz de onu ufak bir matkapla, geniş matkapla delik açardık. Yani ahirete ipucu yok diyeceklerdi. Atoma indik, kimse kalmadı, sıfırlandı. Bir atomu altına indiler ki, atom üstü hiçbir şey değilmiş. Bir baktılar ki, uman, yani atom, honi, kum saati, atom altı böyle. Bir baktılar ki, Allah'a da veremediler. Tanrı parçacığı dedi. Higgs. Bunu kim idare ediyor? Hepsi eşit. Yani bu kadar akıl üstü tasarım var. Akıl üstü hesaplar var. Akıl üstü hareket var. Akıl üstü ise akılsızın işi değil. O zaman Allah'a da veremiyor. Allah da demez. Zaten onun için kurmuştu. O zaman bunların içinde bir tanesi Tanrı'dır. Onun için Tanrı parçacığı demek zorunda kaldılar. Atom altı, atom üstünden daha harika ve mükemmel ve karmaşık. Diyor ki, atom olan dünyanın altı olan ahiret bu dünyadan çok daha iyi. Evet. Şimdi atom neyse dünya aynıdır. Aynı hücre bezi. Aynı. Çünkü atomla yapılmıştır. Büyük atomdur. Bir damla su kiminse okyanusta onundur. Atomla yapılmamış mı dünya? Atom kimse dünyada onundur. Atom neyse dünyada aynıdır. Dünyadan in aşağı toprak su, daha aşağı in atom. Atomlar. Bir baktılar ki atom altı atom üstüne hiç benzemiyor. O zaman ne oldu ya? Sessizliğe ne büründü daha? Bu kadar masraf ettiniz. Niye sessizliğe büründü? Ve bir fizikçi, fizik dayanamadı o. İngiliz, ateist, meşhur adını unuttum. Ben Tanrı'ya inanıyorum. İnanıyor değil. İnanmak zorunda kaldı. Çünkü ayette şöyle diyor. Gelecekte ilim terak ettikçe feseye kulun Allah. Size istikbal sıfatını gösteriyor. Ben gelecekte ilim arttıkça size çarnaçak Allah söylettireceğim diyor. Bak çarnaçak. Hem bütün dinsizler de o parçacığa Tanrı parçacığı diyor. Tanrı diyor ya. Hani inkar ediyordun? Feseye kulun Allah. Çarnaçak Allah söylettireceğim diyor. Size istikbal sıfatıdır. İşte ismi azam olduğunu bil, hem anla ki hayat madem kainatın en büyük neticesidir. Ve en azametli hayatın gayesidir. Ve kainatın en kıymetli meyvesidir. Elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Yani madem, bak şimdi şöyle diyeyim. Daha iyi olur. Bu Allah'ın dışında bütün alemleri meyve, hani var ya evrak koyuyoruz, meyve suyunu alıyoruz. Meyve sıkacağı diyorlar değil mi? Mikser mi ne diyor? Şimdi elmayı koyduk suyunu aldık mı kardeş? Aynı onun gibi Allah'ın dışında yaratılan bütün alemleri böyle bir cihazımız olsa koyalım ona. Bütün alemlerin, arşın, kürsün, cennet, cehennemin, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, dünya, ahiret hepsini koyalım. Tamam mı Sinan? Miksere suyunu alacağız. Çıkan su nedir? Hayattır. Hayatı da daha latif, daha hassas, daha mükemmel bir cihaz yaptık. Hayatı da koyalım. Ondan da öz alalım. Çıkan ne? Ruhu. Yok. Ruh yok. 336 lemalar. Neticeye gitme. İlim mi abi? Yok. Şuur ve ismi. Şuur ve is.
Şuur ve hissi de koyalım bir cihaza, ayrı bir cihaz yaptık. Öz aldık. Ne? Daha öz? Arkadaşlar şöyle de manyan verisinden nereye geldik falan diye. Çünkü niye yapıyorum biliyor musun böyle? Zihninizde çizilsin. Böyle de konuşabilirim. Yapacağım 25. kare. Beyninizden istese de çıkmayacak. Çünkü bir yerde duysanız şimdi matkap gibi delinin birisi yapmıştı orada böyle. Hemen otomatik geleceksiniz bu maddese. Unutmayacaksınız. His ve şuuru koyduk makineye. Ne çıktı? 336 elemanlar. Akıl ceberi. Akıl. Akılı da bitti. Aklında özü yok. Ruh ise hepsini içine alan. Sen ise bunun arkasındasın. Benim ruhum diyen ruh değil. Benim gömleğim diyen gömlek olmadığı gibi. Benim gömleğim diyen gömlek midir? Benim aklım diyen de akıl değil. Benim ruhum diyen de ruhtan öteye. Tamam mı kardeşim? Ha, madem hayatla 18 bin alem yaratılmış, seni de o hayatın dışında. Bütün alem bendedir ama aleme sığmamışım ben. Allah Allah. İmam Ali diyor değil mi şeyde, işaret-i cazda geçiyor. Bütün alem insanda kodlanmıştır. Bütün alem 18'im Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail her şey. Ama insan cem etmiştir. Fakat bu insan içinde her şey kendisi kainata sığmamıştır. Bütün alem sende ise sen o zaman neredesin? Ve sen kimsin? Gel de bunu, bu kadar kıymetli ömrünüzü, bu kadar kıymetli hayatınızı Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in, Ayşe'nin, Fatma'nın, Sibel'in, bilmem neyin, paranın, dolanın, Mercedes'in, yatın, katın peşine harca. Değdi mi yani? Değer mi bu hayatı onlar adına yaşamaya? Acayip bir şey ya. Hayattan daha değerli bir gaye mi lazım? Hah! O zaman madem bütün Allah'ın dışında her şeyin hulasası hayattır, o zaman bu hayattan da kendisinden daha kıymetli neticesi olması lazım. Yani bu sermaye bunu verip aldığımız şey, yani mesela 10 lirayı verip aldığımız şey en az 10 liraya değmesi lazım. Ya kardeşim sen F-16 ile gübre taşır mısın? Taşırsın da kâr ettim denilir mi? Tanklarla serçavına gidilir mi? Vursan bile yenir mi? Her tarafı altın olan kamyonla harfiyat yapar mısın? Her taraf altın olan dozerle yol kazır mısın? Bir parça kopsa kazandın o gün değil, bir senelik parayı kaçırdın ya. Bir parça kopsa gitti ya. Yani bu hayatla buna da benzemiyor. Ya böyle bir hakikatla sırf dünya olur mu ya? Değer mi ya Allah'ını seversen? Ne yaptın? Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Nedir ya sen? Pimapen misin? Pimaş mısın? Mutfakla tuvalet arasında ara format mısın? Doldur boşalt, gübre fabrikası mıyız ya? Acayip bir şey ya. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt. Biz bu muyuz ya? Mutfakta doldur, tuvalette boşalt. 2 metre ileride yatakta yap, iş. O veya okul. Bak dikdörtgene bak. Mutfak, doldur. Tuvalet, boşalt. Yatak, üre. İşe ve okul. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ondan sonra öl. Ve bu dikdörtgen içine göm. Niçin gittin bu şey? Vallahi Fransa'da iş yapıyorduk ya Rabbi. Tam da namaz kılmadın mı? Ya Rab, zamanım yoktu. Zamanı ben vermemiş miydim? Zamanı verene nasıl zamanın yoktu? Vallahi ya Rabbi, gavura hizmet etmekten vakit bulamadık yani. Derse gidelim. Ağrımıza gelecek. Namaz kıldınız mı kardeşim? Tuvalet bile temizlemek, inşaatta bile çalışmak, ne yaparsanız yapın, haram yapmayın, her şey ibadettir. Namaz kıldıktan sonra her şeyiniz, Ustad Hazretleri demirci, tren raylarında çalışan işçilere dedi, namaz kıldıktan sonra dedi, bütün çalışmanız ibadettir. Namaz kılmasan git Kabe'yi ustalık yap, istersen bedava, hiçbir şey yok. Çünkü sistem aktif olmuyor. Bütün organlar çok iyi doktorum ama ölmüş.
Veya çok acayip bir fabrika, bütün cihazlar var, elektrik yok. Ne oldu? Bütün her şey çok iyi, adam namaz yok. Hiçbir şey. Bütün fabrika mükemmel, elektrik yok. Çok iyi diyorlar mesela. Ha? Kalbi çok temiz, çok iyi. Evet, evet. Soba borusu gibi. Dışı tertemiz, içi kurum. Kalbi içini nasıl göreceğiz? Dışa vuruşuyla anlarız. İçini görmek istiyorsan yaşadıklarıdır. Kalbin içi yaşadıklarıdır. Ne yaşıyorsan kalbin içi odur. Paranın, çünkü kimde olduğu belli olmaz. Ooo, Yahudi sözü o. Paranın ve imanın kimde olduğu belli olmaz. Yahudi sözü. Başka bir Yahudi'nin sözü de var. Üzümü ye. Bağını sorma. Helal mı arar mı? Niye soracaksın? Başka bir Yahudi sözü. Bekle Allah. Bekle. Allah bekle. Başka bir Yahudi sözü. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Niye Yahudi olayım demiyorsun? İngiliz olayım demiyorsun. Bak neler uydurmuşuzlar, bize çakmışlar. Yalan söylüyorsam var. Ya. Şey diyorlar, Hazreti Kaka'yı dediler. Hazreti Kaka, mesela çocuğa kaka, kaka gibi, kaka tuvalete diyorlar değil mi? Oysa sahabenin adıdır. Çünkü Yahudilere en büyük darbe vuran sahabe, kaka, neydi? Kaka bin, bir sahabenin ismi, tuvalet ismi, tuvaleti şey, pislik ismi koydular. Ve bize de söylettirdiler. Kaka bin Hanbel miydi abi? Ya bir tane işte, kaka bin bir şey. Hayber Savaşı'nda o kadar büyük bir fedakarlık göstermiş ki, şey demiş ona, şeyler, Yahudiler, Hayber Yahudilerin diye onlardan fethetmiş. Fethetmiş. Eğer Muhammed'in adamları gelmese de, bu adam gelseydi yine biz bu adamı yenemezdik demişler. Öyle tek kişi bir orduymuş yani, öyle bir adam. Ta, o en büyük özelliği şeymiş, tek başına orduymuş. Ondan dolayı kakaydı. Kakayı insan büyük pisliğine koydurttular bize. Almanlar da kak ediyor abi ya. Evet. Acaba onlar da oradan mı? Evet. Şey de var ya, Muhtar Peygamber demez. Evet ya. Bir Allah'ın unuttuğu da veya farklı versiyonları da var. Evet mesela. İşimiz Allah'a kaldı. Zaten kim yapıyordu ki? Ya o yapıyordu sanki yani. İşimiz Allah'a kaldı, ne yapalım şimdi? Ha kaldıysa işimiz kaldı bu Muhammed. İşimiz Muhammed'e kaldı. Yani aşağıladık, ittik, kalktık ya. Hani istemediğimiz bir şey. İşimiz Allah'a kaldı. Ümitsizlik durumunda. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yahudilerin söylettiği şeyleri. Bizden başka, bizim Türk toplumundan başka söyleyen de yok belki. Şimdi Fransa'dasınız. Fransa'dasınız. Fransız köpeğine dese ki, hey Türk Türk! Türk Türk Türk! Türk 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 Türk! Ne dersin? Diyorlar Hasan Hasan he? Diyorlar zaten diyorlar. Hocam. Diyorlar. Detürk diyorlar, ne biliyor musun? Ne? Böyle birisi mesela sınıfta ya da bir cemaat diyelim, böyle herkes ona yükleniyor ya. Ya da böyle çok herkes ona şey yapıyor, vuruyor, şey yapıyor falan. Ona Detürk diyorlar. Ne diyorlar? Detürk kafalı diyorlar. Yani dik kafalı. Yok, dik kafalı değil. Türk kafalı yani. Türk kafalı. Yani sanki bütün millet ona şey yapmış, ona yüklenmiş, herkes ona saldırıyor gibi. He, Allah Allah. Adam biri köpeğin ismini Mustafa koymuş. Allah abimle bir araba almaya gittik. Babası da bizle birlikte, ismi Mustafa. Gittik, adamın da Mustafa, Mustafa diyor. Cık. Bu sefer amcam diyor, Allah Allah beni mi çağırıyor, ismimi nereden biliyor? Meğer yanında köpeği varmış, köpeğine Mustafa, Mustafa diyormuş. Mustafa isminden Mustafa. Fransız mı? Fransız. Şuurluymuş. Evet, madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir hayat, yani kainatın gayesidir, meyvesidir, neticesidir. Elbette bu hayattan dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulmak gerektir. Madem bütün kainat hayata derc edilmiş ve hayattan yaratılmış, o zaman bu hayattan kainat kadar bir neticesi olacak. Şöyle diyebilir miyiz abi? 1 milyar euro verip bir fabrika kuruyoruz. Ama fabrikadan çıkan mahsul 10 lira. Ya da 900 bin euro. 900 milyon euro. Ama 1 milyar euroya kurmuştuk biz fabrikayı. Çıkan 900 bin. Yani böyle fabrikayı kim kurar? Kimse kurmaz. Yani en azından 1 milyar euroya fabrika kurmuşsa daha büyük bir miktarı almayı hedefliyordur değil mi abi? Evet.
O zaman arkadaşlar, madem bütün kainat hayatta, hayatta tercih edilmiş, yani bütün alemler nasıl tercih etmiş? Bütün alemler hayatta yapıldığı için o hayatın bize konmuş. O zaman o hayatı vermeyle bütün alemleri verdi. O zaman bu hayattan taşımış olduğu içerik kadar bir neticesi olacak. Kainat kadar en az neticesi olacak. Bakayım, hayatın neticesi nedir? Ne yapalım ki? Yani şöyle diyeyim, psikolojik hastalıklarımız var ya, buhran, bunalım. Hayatınızdan daha değerli neyiniz var, ömrünüzden daha değerli? Bana söyler misiniz? Sizden daha değerli arabanız olabilir mi? Siz vefat ettiğiniz zaman araba duruyor. Bir değeri var mı sizin için? Hayatınızdan daha değerli bir söyler misiniz? Senin adın neydi? Şevki. İlk defa görüyorum değil mi seni? Evet. Hayatından daha değerli ne olabilir? Yok, hiçbir şey yok. O zaman hayatından daha basit şeyleri hayatına gaye yapma ki bunalma. Hayatından daha yüksek gayeyi hayatına gaye yaparsan hayatı dolu dolu yaşarsın, devamlı heyecanlı olursun. Eğer bir işten yoruluyorsan, sıkılıyorsan, canın sıkılıyorsa yaptığın işten, o işi sevmiyorsun demektir. Sırrı gibi. Eğer hayatınızdan daha değerli bir hayatınıza gaye koymuşsanız, onun peşine koşarken hayatınız yaşamaya, harcamaya değiyor. Ama hayatınızdan daha kıymetlidir. Misal vereyim. Cep telefonunuzu düşünün. Versene şu cep telefonu. Yakıyorsun bakıyorsun ya, korkuyor, kırayım değil mi diyor. Bak, kamera çektiğimi kabul edelim. Tamam mı? Batarya bitiyor mu? Bitiyor. Ses çeksen de. Kamera bitiyor. Bataryayı düşünün. Pil. Pili düşünün. Pil. Bir bana bak, şunu al. Benim iPhone 14'den alacağım. Dur. Çıkar şunu. Alan onun bataryası içinde çıkmıyor. Aa, o öyle mi? Ver sen çıkar. Ver bana onu. Getir. Çünkü fil yapacağım ben. Alabilir miyim? Çıkar çıkar. Bak. Çok önemli. Zor kurtardı. Bunu 100 sene önce adamlara gösteriyoruz. Bu var ya bu. Bu ışıktır. Ne? Bu videodur. He. Bu sestir. Bu yazıdır. Bu köpeği kovalamaktır. Köpeği kovalama bir program indirdik de biz duymuyoruz, köpek duyuyor. Şşş diye köpek deliriyormuş. O indiriliyor muyum? Ondan sonra, fener fener. Fener var ya lamba. Benim programda var. Fener. Bunu desek. Bu buzdolabı soğutur. Bu ısıtır. Evet. 100 sene önceki adama inandırabilir misiniz? Bunun içinde... Bu aslında bataryadır ama videodur. Hemen beraber hani yapalım. Evet. Peki. 30 sene öncekilere bile inanmıyorsun. Evet. Arkadaşlar, bu batarya bitince, yani kamera çekince, bu batarya bitmesi demek video demek değil midir? Yani sırayla değil. Batarya bitiyor, video çekiliyor. Hayır. Bittiği anda videodur. Video çekilirken batarya bitiyor, batarya biterken video oluyor. Aynı anda oluyor. Sıra yok. Çünkü enerji resme dönüşüyor. Yani batarya ile film çekilmiyoruz. Batarya donuyor, film oluyor. Ömür bu da insandır. Bu insandır. Batarya hayattır. Hayat bitiyor ama ahiretin videosu çekiliyor. Ahiret videosu çekiliyor. Duyacağımız, okuyacağımız, bize gösterecek video. Peki batarya nasıl video dönüşüyorsa ömrümüz ahiret videosuna dönüşüyor. Arkadaşlar, batarya harcayıp film çekilmiyor. Batarya filme dönüşüyor. Nereye harcıyor? Duman çıkmıyor ki. Duman çıkıyor mu bunu?
Peki çektik. Telefon sağ tartın. Tartın telefonu. 1 kilo. Buna 100 tane film yükleyin. Çekin. Kilosu değişir mi? Koyduk kardeşine. Kilosu nasıl olmaz? Var şeyin kilosu olmaz. Acayip bir şey değil mi? Evet. Hayat böyle. Hayat batarya gibi. Harcıyorsun, film çekiliyorsun. Hayatın film. Ne olur başrolü kimseye verme. Başrol de sen oyna. Al kardeşim. Bismillah. Filmin başrolünü sen oyna. Ama o kadar kaliteli film oynuyorsunuz ki şeytan var içinde. Cebrail var. Mikail var. 18 bin alemin mümessilleri kitap fuarındaki cemaatlerin mümessillerin kitap sergilediği gibi değil. 18 bin alemin mümessilleri senin filminde rol almışlar. Ama başrolde sensin. Abi baktım ki öğlen başrolde şeytan. Herkes idare ediyor. Niye? Namaz kılmadın. Başrolde o. O idare ediyor. Sen oraya geç. Sen oraya geç. Sesele. Koy oraya. Koyma. Git gelme. Kim idare ediyor? Şeytan. Namaz kılmayanın baş aktörü şeytan. Namaz kıldıktan sonra o zaman başrolde sensin. O zaman niye sıkılıyorum? El cevap. Hayatımızdan daha kıymetli bir şeyimiz yoktur. Hayatımızı hayatımızdan daha kıymetli bir şeyi gaye yaparsak hayat yaşamaya değer. Şu videoyu var ya videoyu. Bataryayı. Öyle bir film çek ki sattığın zaman telefonun 10 katıyla video satasın. Bu video telefonla bir video çekiyorsun hiçbir şey yaramıyor. Öyle mi? Açıp. Ama bir video yakalıyorsun o şeyle. Telefonla bir video yakalıyorsun. Bir resim çekiyorsun. Sergiliyorsun. Telefonun 1000 katı kadar para kazanıyorsun. Öyle mi? Resim sergisinde olanlar tak çekti de adam yakaladı. O zaman değil telefon aleti kadar ömründe kazanamayacağı parayı kazanıyor. O zaman hayatını öyle video çek ki hayatında. Hayatından kıymetli video olsun. Hayatından kıymetli olsun. Hayat yaşamaya değsin. Hayatından daha kıymetli bir gaye olsun. O zaman panik atakmış. Yesinler panik atağını. Sıkıntıymış. Yesinler sıkıntıyı. Ben burada değilim ki. Oradayım. Burada bir şeyler oluyor. Bana ne? Ben oraya bakıyorum. Ben de niye arkamı görmüyorum? Oraya baktığım için. Arkamı nasıl göreyim? Bak. Önüne bakıyor musun? Yok. Abi gömleğin şey. Ya, ne olursa olsun ben oraya bakıyorum. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebedi olduğu gibi. Hayat-ı ebediyettir. Hayatından daha büyük gaye. Vay be. Şuradan alayım. Elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Nasıl bir kitap ya Abdullah? Bu nasıl bir kitap? İbrahim. İbrahim, İbrahim, küfre düşman İbrahim. İbrahim Aleyhisselam da. İbrahim, İbrahim, küfre düşman İbrahim. Yahudiler İbrahim'e ne derler? Abraham. Davut'a? David. Süleyman'a? Salomon. Evet. Delilimize nazar almayın. Çünkü ağacın neticesi meyvesi olduğu gibi. Ağacın neticesi nedir? Meyve. Ağacın meyvesi yoksa? Ağacın meyve vermiyor. Sobaya. Araba kar getirmiyor. Galeriye. Sığır süt vermiyor. Kazana. İnsan namaz kılmıyor. Cennete. Bir daha. Cennete mi cennete? Cennete. İyi bak bir daha. Araba kar getirmiyor galeriye. Ağaç meyve vermiyor sobaya. Sığır süt vermiyor kazana. Hasan namaz kılmıyor cennete. Niye cennete? Cennete olmaz tabii. Evet tabii olmaz. Sen de bak.
Allah da hiç böyle artık der mi? Demişsen bile demiyorsun. Birisini demesini mi bekliyorsun? Birinin itiraz etmesini bekliyorsun. Birisi itiraz etse itir. Biraz önce hayat hakkında bir şey söylemiştiniz işte. İnsanoğlunun hayatı kafasına takmamasını. Hani bu hayat yaşamaya değer. Yani ahiret hayatı için hiçbir şeyi kafamıza takmamak. Ama şimdi bazı şeyler var ki insanoğlunun elinde olmayan sebepler var. Mesela Afrika'daki insanlar açlıkla mücadele eden, susuzlukla mücadele eden. Mesela dünyanın her yerinde şu an savaşlar var. Tamam. İstem dışı, yani kendisi savaş istemiyor ama tamam. Öyle zor durumda kalan insanlar var. Hayatlarını sürdürmek zorunda olan insanlar var. Acaba bunların durumları ne olacak? Evet. Şimdi konu bu değil. Yok, hayatta ilgili. Anladım, hayat. Bak şimdi. Hayatından başkasının hayatını Afrika'yı düşünme. Tamam mı? Şimdi sen bir hayatını bir tanı diye söylüyorum. Hayatından daha değerli bir şeyin yok. Hayatına da hayatından daha değerli bir gaye koydun mu? Ahiret mi? Ahiret. Artık ahiret gözüyle bakıyorsun. Tamam mı? O zaman Afrika'dakiler de gözüküyor. Artık rahat su içemezsin. Yok hocam, demek istedim. Ben anladım, anladım. Dur. Zekatını gönderiyorsun. Kurbanını gönderiyorsun. Dua ediyorsun. Varsa oralara yakın aktif ediyorsun, değil mi? Koşturuyorsun. Mesela bir insan zekatını niye veriyor? Ahirete inandığı için. Bir insan, bir insana niye acır senin söylediğin gibi? Niye acıyorsun? Ahirete inandığın için. Eğer hayatından daha kıymetli olan ahiret inancı sende olmasa onları düşünmezdi. Bunu düşünmek sen hayatından daha kıymetli bir gaye yapmışsın demektir. Ahiret için. O zaman gözüküyor. Sen gördün de niye diğerleri görmüyor? Hayatından daha büyük gaye yapmamış. Muhammed dedi ya, babası ekmek getirmeyi unutmuş. İnşaat doğruyla babası çalışıyor. Ha bak. Ekmek vermedi dedi. Bak adam niye? Çünkü öyle bir şeyi yok yani. Ahiret gibi bir meselesi yok. Bu inşaatçı. İnşaatçı mı ne? Diyor ki biz Türkler bir inşaat yapıyoruz. 5-6 kişi burada kendisi. Dün dedi de. Yani arkadaşlar amca çocukları koyduk. Değil mi? Hep biz böyleyiz de ekmeğimizi koyduk, çorbamızı koyduk. Herkes ortada yiyor. Baba oğul orada diyor Fransız. Baba ekmeği getirmeyi unutmuş. Aç kalktı diyor. Oğlu ekmeğini paylaşmadı. Niye? Ahiret inancı olmadığı için. Allah olmadığı için. O an çocuğun karnını doyurması lazım onun. He? O an çocuğun karnını doyurmak hedefi yani. Tabii canım. Ahmaktır yani babaya versen. Eğer Allah yoksa bir insanda. Ahiret inancı yoksa, Allah inancı yoksa, babaya ekmek vermek. Baba ne demek? Sen, ben. Senin dişin ağrınca benim ağrımıyor ki. Ama Müslümanın ağrıyor. Ayağına diken bastı burada, evet. Diyor, orada hisseder diyor. Ya. Bir Müslümanın Afrika'da burnu kanasa biz burada hissediyoruz. Azap çekiyoruz. Ne yapabiliriz diye aktif oluyoruz. Bizi de bak, sizin için bu buralara kadar geldik. Sizi ahireti vallahi düşünmesek ben buraya gelir miyim? Ben para kazanmaya mı geldim? Benim babam para kazanmaya geldi şu Tutkart'ta. Şundan 1,5 saat ileride. Ben şu Tutkart'ta geldim ve gene gidiyorum oraya. Para kazanmaya gitmiyorum. Tamam. Çünkü ağacın, bak ağacın meyvesi, ağacın neticesi meyvesi olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Ağacın neticesi meyve değil mi? Meyve. Yetmiyor. Bu meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla gelecek baharın ağacıdır. Eğer geleceği kastetmeyen, geleceği bilmeyen o çekirdeğe geleceğin ifadesi olan çekirdeği kodlayamaz. Çekirdeği yaparak geleceği ispat ediyor. Eğer gelecek yoksa çekirdekte niye ağaç var? Çekirdekteki program gelecek baharı ispat ediyor. İnsanındaki, ruhtaki arzu, istekler, ebed, sonsuzluk, ölmek istememek gibi isteklerin de işaret ediyor. Yani onun çekirdeğidir. Öyle alemin çekirdeği de ruhtur. Gelecek baharın ispatı çekirdeklerdir. Ahiretin de ispatı insanın ruhudur. Ne dedi burada? Onu okuyayım. Ağacın neticesi meyvesi olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve.
Meyvenin içinde çekirdek. Ha, bu çekirdeğin neticesi meyve olduğu gibi bu meyvenin içerisindeki çekirdek vasıtasıyla gelecek bahardaki ağaçtır. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi. Bu hayatın, yaşıyoruz ya, bir de elimize geçmez ha. Bak derste geldiniz ya, yarım saat önce, 20 dakika önce. O bitti. Daha bir de geri alabilir misin? Yok. Ha, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebedi olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren zat-ı hayyu muhyiye karşı şükür 1, ibadet 2, hamd 3, muhabbet 4. Hayatın bir gayesi ahirettir 1. Bir gayesi de bu hayatı veren zat-ı hay ve muhyiye karşı şükür, hamd, muhabbet, ibadet. Şükür, hamd, ibadet, muhabbet. Hayatın gayesi şu: Allah'a muhabbet etmek, Allah'a hamd etmek, Allah'a şükretmek, Allah'a ibadet etmek. Hayatın bir gayesi bu, bir ayak bu, bir ayağı da ahiret. O zaman hayat yaşamaya değer. Allah'a muhabbet ediyorsan, Allah'a hamd ediyorsan, Allah'a şükrediyorsan, Allah'tan kopuk yaşamıyorsan, namaz kılıyorsan, ibadet yapıyorsan, bu hayat yaşamaya değer. Adın neydi senin? Mikael. Mikael. Benim de Azrail. O kardeş, Allah razı olsun. Mikael. Bazen bazıları bana Azrail diyor da önce. Mikael mi benim? Allah Allah. Hiç kimse. Çok az rastlamışım. Ey Azrail, Azrail! Cebrail, Mikael var da İsrafil. İsrafil gelsene İsrafil! Değil mi? Cebrail de var. Azrail, Azrail gel! Adam Azrail'den kaçıyor, gel der mi? Hakikisi gelirse ne olacak bu sefer? Allah Allah! Ne kadar hoş değil mi? Öpeyim değil mi? Cebrail, Mikael. Ya çok hoş ya! Ne güzel hedefler gösteriyor ya. Adamın 3 çocuğu olmuş abi, ben tanıyorum yani, biliyorum. İlkin ismini Cebrail koymuş, sonra da Mikael koymuş, ondan sonra üçüncüsüne İsrafil koymuş. 10 sene geçmişler, adam 4. çocuğu olmuş. Ya demiş, Allah bunu Azrail koymak için verdi. Galiba demiş, çünkü Azrail'in attığı şeyi kaldı, attığı kaldı orada. Koydu mu? Adam demiş ya, ne yapıyorsun demiş ya, biz nasıl Azrail deriz bu çocuğa. Sonra? Adam koymuş da hanım ihtiyaç etmiş, koymamışlar abi. Koymamışlar. Muhammed koymuş. Tanıyorsun değil mi? Evet, tanıyorum. Ne koymuşlar? Muhammed koymuşlar abi. Muhammed. Çünkü öyle bir şey koymuş ki, başka konuşa şimdi kafama geçirir diye. Evet abi. O zaman Muhammed koydum, yani kim diyorsun. Benim bir çocuğum olursa Azrail koyacağım ilk. Bak dedim ya, ben yine ispatladım onu. Hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise 4. Şükür, hamd, ibadet, muhabbet ise bunlar nedir? Hayatın meyvesi olduğu gibi hayatın meyvesiymiş. Sonra kainatın da gayesiymiş. Bu 18 bin alemi sende dürmesi, hulasalanması, senin hayatındaki hamd, şükür, muhabbet, ibadetten bunu koyduğu için bunları koydu. Ama bu 4 tane şey sende de koyması neyi gösteriyor? Hayat, şükür ve hamd, ibadet, hamd hayatın gayesi, meyvesiymiş. Abi sanki ibadetin içinde hepsi var yani. İbadet yaptığın zaman şükür, hamd evet falan değil mi? Zaten... Mesela bir yol düşünün arkadaşlar. Bir yol. Yani bir bakıyorsun ovadan girmiş, dağları geçmiş, tünel. Ucu bucağı olmayan bir yol. Ucu belli değil, başı belli değil. Bu yolun adı hamddır. Ezelden ebede kadar, hey kimden olursa olsun hamddır. O yoldaki araba, seyahat eden araba bir yerden bir yere gidiyor. Maziden istikbale gitme. İki anın toplamı şükürdür. İstasyonlar ise yeme, içme, benzin doldurma, tuvalet vesaire ibadetlerdir. Viraj almak ise musibet ve hastalıklardır. Kasisler ise
günahlardır. Gibi. Demek ki hayatı, bütün varlığı sende cem etmiş. Çünkü senden hamd, şükür, muhabbet, ibadet isteniyor. O zaman tencereye getirin. Koy, at içine muhabbeti. Kat içine ibadeti. Kat içinde hamdı. Kat içinde şükrü. Karıştır, karıştır, karıştır. Neymiş? İnsan ve hayatın ve kainatın meyvesi buymuş. Kainatın gayesidir. Ve bundan anla ki, o zaman bundan anla ki, hayatın gayesini, neticeyi söylüyorum ve bitiyor. Bundan anla ki, hayatın gayesini rahatça yaşamak ve rahatça ve gafletle lezzetlenmek ve heveskarane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane belki de kafirane pek çok kıymetli olan hayat nimetini hayat nimettir, şükür hediyedir, akıl ihsanını istifaf ve tahkir edip dehşetli bir küfran nimet ederler. Hayat neymiş? Nimettir. Şükür neymiş? Bir daha. Hayat bir nimettir. Hayat nimetini, şükür hediyesini, akıl ihsanını. Eğer hayat nimetini, şuur hediyesini, şuur hediyesini, akıl ihsanını, eğer hayatta bir gayen Allah ve ahiret yoksa, yani hamd, şükür, muhabbet, ibadeti yoksa bu şeylerde, gayede, o zaman hayat şöyle oluyor. Gafletkarane lezzetlenmek, rahatça yaşamak, heveskarane nimetlenmek, gayet bir ahmakça, cehaletle, münkirane, belki kafirane, pek çok kıymetli olan bu hayat nimetini, hayat nimetini, şuur hediyesini, akıl ihsanını istifaf etmektir. Belki de dehşetli bir küfran-ı nimet ederler. Yani toparlıyorum. Allah var iken hiçbir şey yoktu. 18 bin alemi hayatla yarattın. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Hayatla 18 bin alemi yarattı. Bu 18 bin alemin ucu bucağı yoktur, sonsuzdur. Allah'a göre sonlu, bize göre sonsuz. Onu gitti, ders bitti de hulasalandırıyorum. Bütün alemi getirdi, insana koydu. Bu hayat 18 bin alemin özü. Bu alemin özü ise bu hayattan alem, kainat kadar bir neticesi olacak. Bu hayatın birinci neticesi ahirettir. Ahireti gaye etmektir. İkinci bir neticesi ise Zat-ı Hayyu Muhyi'nin Muhyi'ye karşı şükür, hamd, ibadet, muhabbet demek olan meyvedir. Meyvedir. Çünkü diyor, bunun böyle olduğunu sana hayat hediyesi, şuur, hayat nimetini, şuur hediyesini, akıl ihsanı öyle diyor. Yani hayatın, şuurun, aklın diyor ki bu budur. Eğer sen yok şükür, hamd, muhabbet ve ibadet yapmayıp da desen ki bu hayat rahatça yaşamaktır. Gafletkarane ahiretmiş. Hac. Gafletkarane lezzetlenmek, heveskarane nimetlenmektir derse sen o zaman bu nimetleri tahkir ediyorsun. Belki de dehşetli bir küfran-ı nimet ediyorsun. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.